Cumhuriyet Halk Partisi Atay Merkezi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kutlu, Taksim Gezi Parkı eylemiyle başlayarak tüm yurda yayılan ve Hatay'da da ses getiren gösteriler sırasında yaşamını yitiren, aynı zamanda CHP Gençlik Kolları üyesi de olan Abdullah Cömert'in daima kalplerinde yaşayacağını söyledi. Gönül isterdi ki şimdi o da her zamanki gibi yanımızda olsun. Şahsım olarak konuşuyorum. Partiye ilk katıldığında bana benim görevim ne olacak diye sormuştu. Ben de doğayı sevdiğini bildiğim için yeni kuracağımız Çevre ve Doğayı Koruma Komisyonu'nun sorumlusu ol dedim ona. Parti il binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP Hatay Merkezi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kutlu, yoldaşları Abdullah Cömert'in tam bir doğa aşığı olduğunu belirtti. Bu uğurda biber gazına maruz kalarak defalarca ölüm tehlikesi geçiren Cömert'in evine dönmek isterken hayatını kaybettiğini dile getirdi. Yetkililerden zanların bulunması ve gerekenin yapılmasını talep etti. Hayatı dolu dolu yaşadı. Ailesine bağlı bir babanın, annenin yetiştirebileceği en hayırlı evlatlardan biriydi. Sayısız defa biber gazına maruz kalmış, birçok defa ölüm tehlikesi atlatmıştı. Son olayda polisin müdahalesi sırasında darp edilmişliğin de verdiği yorgunluktan kaynaklı eve dönerken yine polisler tarafından kıstırılarak hunharca katledilmiştir. Demokrasi şehidi Abdullah Cömert'in daima kalplerde yaşayacağını dile getiren Kutlu, yoldaşımız canını halkın talepleri için adamış gerçek bir halk kahramanıdır. Abdullah Cömert ismi bundan sonra ölümsüzdür. Kardeşimize ve yoldaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz dedi. Canını halkın talepleri için adamış gerçek bir halk kahramanıdır. Abdullah Cömert ismi bundan sonra ölümsüzdür. Bu arada parti binasında bulunan toplantı salonuna Abdullah Cömert isminin verildiğini de belirten Cumhuriyet Halk Partisi Atay Merkezi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kutlu, yetkililerden Cömert'in vefat ettiği sokağın Abdullah Cömert Sokağı olarak değiştirilmesini talep ettiklerini de sözlerine ekledi. En kısa zamanda kardeşimizin vefat ettiği sokağın ismini değiştirerek Abdullah Cömert koyulmasını talep ediyoruz. Kardeşimize ve yoldaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.